Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Binance Futures işlemlerini nasıl en iyi şekilde yapabiliriz? A'dan Z'ye bunların hepsini tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Bildiğiniz gibi kripto piyasası çok volatil bir piyasa. Yani volatil ne demek? Bir anda tek bir mumda %3'lük bir düşüş, %5'lik bir yükseliş görebilirsiniz. Özellikle Binance'ın geçen günlerde yapmış olduğu ilginç bir yükseliş var. Bunu da grafik üzerinde sizlere göstereceğim. Tamamen psikoloji ve teknikle kendinizi yönetmezseniz Başlangıç seviyesinde bütün paranızı kaybedebilirsiniz. Bu videoda anlatacağım konular tamamen başlangıç seviyesindeki arkadaşlarıma hitap edecektir. Her ne kadar profesyonel olursanız olun teknik analizde psikoloji bir kez daha söylüyorum çok önemli. Vadeli işlemler panelini çok iyi kullanmayı bilmiyorsanız yine paranızı kaybedebilirsiniz. Bu videoda sizlere hem finans vadeli arayüzünü nasıl kullanabileceğinizi hem de psikolojinizi yönetmeniz konusunda nasıl işlemler yapabileceğinizden bahsedeceğim. İsterseniz gelin videoya geçelim. Öncelikle vadeli işlem paneline ulaşabilmek için Arayüzümüzün Türkçe değil de İngilizce olması gerekiyor. Sağ üst tarafta bulunan Türkçe işaretine bir kez tıklıyorum ve buradan İngilizce dil seçeneğini seçiyorum. Daha sonrasında bu alanda derivatives bulunuyor. Buraya geldiğimde USD M Futures USD ile yani dolarla vadeli işlem yapabildiğiniz alana deniyor. Coin May Futures ise başka bir videonun konusu. Elinizde bulunan belirli coinler ile long short işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz buradan USD May Futures'a geçiş yapalım. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi hesabımda herhangi bir para gözükmüyor. Sağ tarafta bulunan şu transfer işaretine bir kez tıklayarak buraya öncelikle para yatırmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi benim hesabımda spot hesabımda 50 dolar var. Asset transfer account main yani hesabımda şu üst taraftaki hesabımda 50 dolar var. Bu hesabımdaki parayı from to bu hesaptan buraya yani USDM Futures'a para aktaracağım. Benim görmüş olduğunuz gibi 50 dolarım var. Buraya max yazarak 50 dolarımı aktarabilirim. Veya 35 dolara aktarmak istiyorsam 35 dolar aktarabilirim. Confirm seçeneğine basarak. Peki parayı vadeli işlemlerden kazandık. Daha sonrasında hesabımıza çekmek istiyoruz. Ne yapacağız? Tekrardan transfer bölümüne tıklıyorum. USDM Features yukarıda olacak şekilde from to bundan buna. Bu sefer de burada hiç param olmadığı için e, aktaramıyorum. Fakat kazandıktan sonra bu paranın belirli bir miktarını görmüş olduğunuz gibi kendi normal spot cüzdanıma aktarabilirim. Şimdi ise benim normal hesabımda bulunan dolarları USDM Futures'a aktaracağım. Hepsini şu şekilde aktar diyorum ve doğrula seçeneğine basıyorum. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Binance borsasında işlem yapıyoruz ve Binance'ın coin'i BNB. Eğer siz bu alanda şu USDT tip yerine birazcık da BNB atarsanız bu yapmış olduğunuz işlemlerde çok daha az komisyon ücreti ödersiniz. Komisyon demişken eğer daha öncesinde bir Binance hesabınız yoksa açıklamaya bırakacağım linkten %20 indirimli bir şekilde Binance'a kayıt olabilirsiniz. Aynı şekilde Binance vadeli arayüzünde işlem yapmak için vadeli işlemlere dahil olabilmek için bir de vadeli işlemler hesabınız olması gerekiyor. Bunu da aynı şekilde Binance Futures %10 indirimli kayıt linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu linklerden kayıt olursanız yapmış olduğunuz işlemler dahilinde çok daha az komisyon ödersiniz. Öncelikle şöyle bir arayüze baktığımızda neredeyse bizim spot alım satım yaparken kullandığımız arayüze çok benziyor. Ufak tefek ayrıntılar var. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Mesela bu alanda buy long ve sell short butonu var. Buy long ne demek? Eğer ben Bitcoin'in 47700 dolar cinsinden yükseleceğini düşünüyorsam long işlemi girelim. Yani buradan daha yüksek bir fiyata gidecektir Bitcoin. Dediğim anda buy long seçeneğini seçmem gerekiyor. Eğer Bitcoin'in 47.700'den daha aşağı düşeceğini düşünüyorsam, Sell derim ve bu sayede hem yükselişte hem de düşüşte para kazanmış olurum. Bu sadece Buy Long ve Sell Short butonlarının tanıtımıydı. Binance'ta vadeli işlemlerin nasıl yapıldığını tamamen öğrenmeden önce biraz tecrübelerinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim Binance vadeli işlemler diye bir Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubuna girdiğimde genelde hep hüsranla karşılaşıyorum. Çok az kazanan ve çok fazla kaybeden insan olduğunu görüyorum. Özellikle miktar olarak çok fazla kaybediliyor. Mesela 20 dolar kazanan insanları görüyorum ama bunun aksine 4000-5000 dolar kaybeden insanları daha sık görüyorum. Bu alanda neden 4000-5000 kaybedildiğine ufakça bir değinelim. Örnek veriyorum eksi infinity coin'i biliyorsunuz 3 dolardan 60-70 dolarlara gitti. Şu an fiyatını bile bilmiyorum. Kim bilir kaç kişinin shortta canını yaktı. Ve bu can yakmaların en büyük nedeni stop kullanılmaması. Örnek veriyorum ben bir coin'in düşeceğini düşünüyorum ve yükseliyor. Belli bir alandan sonra stop olmam gerekiyor. Neden benim belirlediğim fiyatın üzerine çıktı? Demek ki ben teknik analiz olarak bunu yanlış yaptım. Bu yanlış yapmak bir türlü kabul edilmediği durumlarında çok büyük zararlar elde edilebilir. Birçok insan trader, gün içerisinde al sat yapan insanlarda çok fazla hata yapıyor. Yaptıkları hatalar dahilinde örnek veriyorum %2 stop oluyor. 20 dolar kaybediyor. %20 kar sağlıyor ve daha fazla kazanç sağlıyor. Bizim stratejimiz de bu olmalı. Direncin kırılmasıyla birlikte longladıktan sonra direncin hemen altına biraz stop atıyoruz ee, ki %2 %3'lük bir zararla o işlemden çıkalım. Eğer tutturduysak bir sonraki dirence kadar %10'luk, %15'lik karlarla bu işlem bu işlemden kurtuluyoruz. Olayın özeti şu. Çok az bir zarar riskiyle çok yüksek karlar elde etmeye çalışacağız. Eğer siz bu işlemin tam tersini yaparsanız, yani işte ben bir yerden işleme girdim. Stopum belli değil, hedefim belli değil. Bu işlem doğrultusunda kar elde etmeyi bekleyemezsiniz. Hiçbir şey belli değil. Ne olacağı belli değil. Şimdi destek direnç işte teknik analiz konusuna değinmişken şu da bir hatadır. Birçok Telegram grubu var. Al sat sinyali üreten. Evet, bunlar güzel. Gerçekten de çoğu başarılı buluyorum. Fakat siz kendiniz teknik analiz yapmayı bilmiyorsanız bu insanların yorumunu yorumlayamazsınız. Verdiği 10 on coin'in onu da tutmuş olabilir. Yani yükselişi onu da tutmuş olabilir. 11. de patlama ihtimaliniz var. Siz bilmiyorsanız eğer. Vadeli işlemlere girmeden önce kesinlikle teknik analizin orta seviyenin üzerine çıkarmanız gerekiyor. Bu birinci kuralımız. İkinci kural ise temel analiz. Kesinlikle temel analiz konusunda bilginiz olması lazım. Örnek veriyorum. Ayın 30'unda yani bugün Kava'nın mainnet'i var. Kava fiyatlayacağı çok belli bir şey. Fakat ne zaman bu haber fiyatlanacak? Ne zaman bu haberin etkisi geçecek? O anda Bitcoin'in durumu ne? Yani hem temel analizi hem de teknik analizi birleştirmeniz gerekiyor. Bu da ikinci kuralımız. Üçüncü bir kural ise sizin teknik analiz çok iyi olsa dahil, temel analiz iyi olsa dahil, daha yeni başlıyorsanız, Binance Futures'u daha ilk defa açtıysanız bu konularda volatil olduğu için piyasanın hatta şöyle de bir örnek verelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim 50 dolar kaybettiğim mum. Teknik analizimde, temel analizimde ikisi de iyi olsa herkes düşeceğini konuşuyordu. Ben de şuralardan 36 bin nerede o? Hatta şurada 36 bin, 37 bin civarlarında bir short işlemi açtım. Daha sonrasında işte 37 bin 500'e bir stop koydum. Eğer bu stopu koymasaydım ben, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir mum karşısında 48.500 48.300'e giden bir mum karşısında tamamen likit olacaktım. Eğer ben bu likit olma aşamasında hem stop koymayıp mutfağa gitsem bile burada benim e, hayatım kararmıştı yani o bilgisayar başında olmasaydım. Aynı zamanda izole yerine cross kullansaydım, stop da kullanmasaydım benim Binance vadeli de bulunan bütün param çöp olacaktı. Bu izole ve cross'a da değinelim. Hazır lafı gelmişken Bakın bu alanda izole var. Bu izolenin üzerine tıkladığımda bir de cross var. Şimdi cross ne demek? Cross açtığınızda çaprazlama bir şekilde hesabınızdaki tüm parayı yiyecek demek. Cross açtıktan sonra mesela confirm diyorum doğruladım. Burada kaldıraç bölümü var. Buradan kaldıracımızı da ayarlayalım. Mesela sizin elinizde 10 dolar var. Burada kaldıracı 10 yaparsanız sizin artık elinizde 100 dolar olur. Siz 100 dolarlık bir işlem yapmış olursunuz. Hesabınızdaki 10 dolar 100 dolar oldu ya. %10'luk bir artışta siz 10 dolar kazanmış olursunuz. Eğer bu kaldıracı arttırırsanız yapacağınız risk alacağınız risk çok çok artacaktır. Kesinlikle 10x'in üzerine çıkılmasını tavsiye etmiyorum. Ben kendi tecrübemi tekrardan paylaşayım. Şimdi ben genelde böyle 3x 5x takılırdım. Asla da yukarı çıkmazdım. Daha sonrasında para kazanmaya başladım. 3 xle 5 xle 50 dolarım 100 dolarım 150 200 dolar oldu. Daha sonrasında böyle işte grupta atılan fotoğrafları görüyorum. 20x 30x vur kaçları. Diyorum ki ben de yapayım. Yaptım. Tam böyle bir haftada bir buçuk haftada 50 dolarım 150-200 dolar yaptığımda keyfim yerindeyken yavaş yavaş teknik analiz temel analiz yavaş yavaş böyle bu işi çözmeye başlarken birden bu 20-25x dalgasına kapıldım ya. iki günde paramı kaybet. Hatta şurada da bayağı zarar ettim. A aynı şu size göstermiş olduğum bunda. O yüzden eğer bir 100 dolarınız 50 dolarınız varsa burada benim olduğu gibi paranızın kalmamasını istemiyorsanız bu 3x'i 5x'i 2x'i geçmeyin. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ha, bir de cross'daydık. Cross'da neydi? Şimdi 10x cross'dayım ben. 50 hesabımda 50 dolar var. Ben bu hesabımdaki 50 dolarla şöyle %25 ile işlem yaptım. Buy long dediğim anda bir pozisyona girdiğim anda mesela şuradan şöyle bakalım. 10 dolarıyla girdik işleme. Şuradan. Bitcoin düşüyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle daha düşük bir zaman dilimine geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi time yazıyor. 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün ve 1 hafta olmak üzere zaman dilimleri bulunuyor. Şimdi şuraya baktığımda evet burada bir destek var diyelim. Hadi hemen longlayalım tamam mı? Cross'tayım bakın. Bu işlemi hemen kapatacağım. Cross'tan mesela şuradan alıyorum. Hesabımın %25 ile Bitcoin cinsinden. Bu benim kafamı karıştırıyor Bitcoin cinsinde olması. Bunu ben USDT yapıyorum. Ve şu an USDT cinsinden işlem açmış oluyorum. Limitteyim. Birazdan marketi ve stop limiti de anlatacağım. Öncelikle cross'u anlatalım. Bu cross'tayken buy long dediğimde bakın öncelikle open orders'a direkt geldi. Çünkü üstten emir aldım. Bu üst taraftan emri girdiğimde şuradaki fiyattan direkt emri girdiğimde open orders bölümüne geldi. Açık emir demek. Daha sonrasında bu emrim bakın price neymiş 47.631. Fiyat 47.631'e geldiğinde benim emrim onaylanacak ve position bölümüne gelecek. Burada position bölümüne geldiğini varsayalım. Nereden longlamıştım ben? 47.631. Buradan longladıktan sonra fiyat düşmeye başladı. İşte 47.411. Aşağı doğru gidiyor. Ve benim Binance vadelideki hesabımdaki parayı emmeye başlıyor. Binance. 40 dolarım kaldı ya burada. 10 dolarlık işlem açtım. Aslında bu 40 dolara dokunmaması lazım. Ama öyle değil. Cross'daysanız 40 doların devamında eritmeye başlar. Şimdi o yüzden ben genelde cross'ta işlem önermiyorum. Bunu gruplarda söylediğimde veya görmüş olduğunuz gibi işlem de açıldı. Neyse açılsın biraz takıla koysun. Bunu gruplarda söylediğimde izole çok saçma. Likit oluyorsunuz hemen. İşte paranızın devamı devamını ekleyemiyorum. Çünkü vadeli vadeli işlemler panelini kullanmayı bilmediği için böyle sorunlar yaşıyor. Eğer siz burada cross'u açmaya devam ederseniz dediğim gibi buradaki paranızın çoğu erir. Biz başta ne demiştik? Bir stop bölgesi belirleyeceğiz. Bu stop bölgesinin altına iniyorsa zaten bizim işlemimiz çoktan kapanmıştır. Orada ısrar etmeye gerek yok. Şimdi ben bu işlemi Kapatacağım buraya tıklarsam market emir yani direkt alıcı fiyatından alacak fakat daha fazla bir işlem ücreti ödeyeceğim. Burada limit ise hedef koyduğum fiyatı girip hedeften satacağım. Mesela 47631. 631'den e, satmak istiyorum veya daha aşağıdan satmak istiyorum. Şöyle şuraya girelim. 47631. Şu an ben kaçtan girmiştim? Aynen. Şöyle 47700 civarından 650 civarından bu işlemi kapatmak istiyorum. Bir de Şöyle kapat. Limit emrine tıkladım ve şu an 0.13 zarardayım bakın. 15 zarardayım. Gittikçe düşüyor. Bu alandan sonra Open Orders bölümüne benim bir emrim geldi. Limit emri denir buna. Yani bu fiyata 47650'ye geldiğinde benim işlemim kapanacak ve karlı kapanacak anlamına gelir. Şimdi burada fiyat gittikçe düşüyor. Görmüş olduğunuz gibi bizde bir direnç bir de destek bölgesi çizmişiz. Bu alanda 15 dakikalıkta da olsa bu alanın aşağısına kırmış, retest etmiş, devam ediyor yoluna. Yani burada bir long işlemi açmanın bir mantığı yoktu. O yüzden bu işlemi kapatacağız. Nasıl kapatacağız bu işlemi? Dediğim gibi bu limit emirle direkt kapatabiliriz. Öncelikle limit emirden limit emir kapatmak için burayı kapatmamız gerekiyor. Tekrar bir limit emir girmemiz gerekiyor. Şu an kaç tane alıcı var? Mesela bu alıcı. Alıcıya tıklıyorum. Hemen limit diyorum. Ve pozisyon direkt kapanmış oldu. Bu limit emrin kullanış taktiğiydi. Bu alanda trade history tarihine girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz işlemleri görebiliyoruz. Bir günlük işlemler, order history, vermiş olduğumuz emirler, transaction history. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir haftalık, bir aylık, üç aylık gibi zaman dilimlerinde yapmış olduğunuz işlemleri görebiliyorsunuz. Buraya da tarihleri girerek yapmış olduğunuz işlemlerin tarihlerini tarih tarih görebilirsiniz. Burada da eset değerler var. Elimizdeki değerler USDT cinsinden, BUS cinsinden ve BNB cinsinden olmak üzere. Transfer seçeneğine basarak buradan da direkt cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Cross işlemi güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şimdi bu alanda öncelikle bir grafik çizelim ki o grafiğe göre işlem yapalım. Bu grafiği çizmek, indikatörleri kullanmak için burada görmüş olduğunuz gibi Trading View ve benzer araçlar var. Burada biraz daha indikatörleri bil, bulmak zor olduğu için şuradan technical indikatör seçeneğine tıkladığımızda bu indikatörleri de bulabiliyorsunuz. Bunu da anlatmadan geçmeyeyim. Mesela relative strength index buraya aşağı geliyor. Yani şu alanda technical indikatör paneline tıkladığınızda bu alanda istediğiniz indikatörü bu alana ekleyebiliyorsunuz. Benim tavsiyem bu daracık alanda çalışmak yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yeni sekmede açalım trending view'i. Mesela bitcoin'i longlamak mı istiyorum shortlamak mı istiyorum. Bitcoin paritesini açıyorum. Nerede bitcoin? Buradan bitcoin'i açtım. Şunları bir kaldıralım. BTC perp bakın Binance'da işlem yaptığım için Binance borsası BTC perp açtım. Daha sonrasında artık burada neyi çizmek istiyorsam hangi zaman diliminde çalışmak istiyorsam Bunları tek tek ayarlayıp çalışabilirim. Örnek vermek amacıyla şöyle çizdim rastgele bir şekilde. Daha sonrasında düşündüm ki işte buraya destek olarak geldi, geldi, geldi. Daha sonra destek kırıldı, retest etti, düşebilir aşağı diye. İşte garanti ol olması açısından şuraya da bir destek çizerim. Bunun altına sarkarsa 42.500'e gider derim, ona göre işlem alırım. Burada çalışmak çok daha zor olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Bunu da size göstermiş oldum. Artık burada mı çalışırsınız, orada mı çalışırsınız tamamen sizin tercihinizde kalmış. Şimdi gelelim izole işleme. İzole işlemi buradan açıyorum. Bu üzerine bir kez tıkladım. Isolated dedim. Confirm dedim ve doğruladım. Daha sonrasında burada dediğim gibi ben 2-3x'i geçmiyorum. Şöyle 2-3x yapalım. Şöyle 2x yaptım. Confirm dedim doğruladım. Bir market emir var. Bu market emir aslında cross'u anlatırken anlatmıştım. Fakat tekrar anlatmakta yarar var. Burayı da USDT yaptım. Görmeyenler için tekrardan BTC'de durur bu. BTC boyutundan long short işlemi yaparsınız. Ben genelde USDT cinsinden long short işlemi yapmayı sevdiğim için daha basit geldiği için bunu kullanıyorum. İzole 2x'deyim. Tekrar tekrar kontrol etmekte fayda var. Buraya tıklayıp Confirm dediğimde direkt %25 ile market emirden satın alır ve daha fazla bir komisyon işlemi ücreti öderim. Peki bu market emri biz niye kullanacağız? Madem kullanmayacağız genelde neden buraya konulmuş? Örnek veriyorum tekrardan. Öyle rastgele Twitter'da takılırken Elon Musk Dogecoin hakkında bir tweet attı. Ve siz de hemen Binance vadeliği açıp marketten buy long dediniz ve yükselişin tadını çıkardınız. Burayı ani haberlerde kullanabilirsiniz. Ani yükseliş ve ani düşüş haberlerinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burayı ani haberlerde kullanabilirsiniz. Şimdi biz normal limit emrimize gelelim. Limit emirden örnek veriyorum. Şurada bir taktik daha vereyim. Hem örnek vereyim hem bir taktik daha vereyim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in fiyatı 47.718'e çıktı. Şimdi bu alandan öncelikle %10 ile işlem açıyorum. %25 ile veya %10 ile. Neden? Çünkü bu çizdiğim destek bölgesi mesela şurası iyice yaklaşalım. Şöyle güzelce bir örnek verelim. İyice yaklaştığımda bu çizdiğim destek bölgesi. Ben buraya emir attım. Emir atalım mesela şunun altına emir atalım. Emir atmayı da gösterelim. Limitten %25 ile fiyat kaç şu an? Fiyat şu an 47.500. Diyorum ki burası bir destek bölgesi. 47.500 şöyle yapalım. 47.500 bir destek bölgesi. Ben diyorum 47.500'e gelirse %25 ile hatta %50'siyle alım yapacağım. Öncelikle ilk destek bölgeme %50'siyle veya %30'uyla 20'siyle artık orası size kalmış. Buraya gelince bir long işlemi açacağım diyorum. Daha sonra buy long seçeneğine tıklıyorum. Bakın tekrardan open orders'a geldi. Daha sonrasında neden ilk başta %50'siyle açtım? Çünkü direkt %100'üyle açarsanız şunu yapamazsınız. Burası destek bölgesiydi. 47.500. Bakın. Şöyle 47.500 destek bölgesiydi. Daha sonrasında bunun altına bir iğne attı ya. İşte burada yakala. Burada daha sonrasında şu iğneyi gördün mü? Kaça gelmiş bu iğne? 47400. 47430. 47.400 diye diye böyle %10, %5 diye diye emir atıp buradaki 47500'lü üst seviyeye çıkarmış olursunuz ve fiyat arttıkça siz sizin ortalamanız 47500'ün daha altında olduğu için daha fazla para kazanırsınız. Peki bu işlemleri nasıl yapacağız? Öncelikle şu işlemi kapatıyorum. Limit emirden nasıl emir verebileceğimizi bu şekilde tekrardan görmüş olduk. Şimdi ise açtığımız pozisyon üzerine marjin ekleme yani USDT eklemeyi nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi bu alandan 47.734 47 de tıklıyorum ve öncelikle izoleye çekiyorum. Daha sonrasında bu alandan kaldıracım belirliyorum ve confirm diyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim bu işlemi yapabilmek için quantity is 47 dolar en az 0.01 bitcoin'lik işlem açabiliyormuşum bu alanda. Ya marjımı arttıracağım ya da 100 dolarlık direkt bir işlem açacağım. Yani şu an 2x'te olduğum için 50 dolarım var. 100 dolarım olmuş oldu. Şimdi ben bu şekilde bir işlem açayım. Bakalım nasıl olacak? Hatta şöyle yapsak daha iyi olacak. Bunu ben 10, şöyle bir 5x'e çekeyim. Hatta 10x'e çektim. Şöyle 10x'e çektim. Öncelikle şöyle ufak bir işlem açacağız. 50 dolarla 10 dolarıyla şöyle bir 100 dolarlık en az açabileceğimiz tutardan 100 dolarıyla işlem açtım. Şimdi kaçtan bu işlemi açacağım? Örnek olması açısından direkt şuradan işleme giriyorum. Bakın 47, 758, 60, hatta şuradan 60.61 long. Hemen girdim open orders'a geldi. Bu düşünce aşağı doğru. Şuradaki anlattığım taktiği göstermeye çalışacağım. Bu aşağı doğru düşünce ben ekleme yapacağım. Mesela şu an kaçta benim pozisyonum? Order'ım kaçta? Bakın burada da yazıyor. 47.765'ten 5'e gelince ben 95 dolar değerinde bir işleme giriş gerçekleştireceğim. Bunlar daha boş. Şimdi ben 47.765'ten giriş yapacağım ya. Or, bu daha da düşerse işlemimi daha aşağı çekmek için yani marjinimi daha aşağı çekmek için aşağılara emir veriyorum. Bu da bir başka taktik. Şöyle mesela 47.65'ten girdik ya. 60'a gelince bir emir daha veriyorum. Bütün paramı bu şekilde bitirmiyorum. Bakın şu an pozisyonumu açtım ve tekrardan 60'a geldi ya. 60'a gelince bir long işlemi daha açıyorum. Bu şekilde bak bakın marjımı düşürdüm. Bu şekilde marjınızı düşürebilirsiniz ve e, zarar etmekten kurtulursunuz. Şimdi benim ortalamam kaç oldu? Bakın şurada e, entry price 47 47762 oldu. İlk neydi benim? 47765'ti ve bu şekilde ortalamamı düşürmüş oldum. Şimdi bir de stop limit işlemini gösterelim. Şu alana tıkladığımızda, öncelikle buradan göstereyim. Şu alana tıkladığımızda bakın take profit, kar al. Kar al bölümüne tıklıyorum. 47.762'den girdik. 47.800 olunca benim işlemimi kapat. Stop olacağım alan ise 47.500. de de stop ol diyorum. Bakın hem zararımı gösteriyor. 0.15 kar alacağım, 1 dolarda zarar edeceğim. Bu işleme girmek mantıklı mı? 0.15 sent almak için 1.1 dolar zarar ediyorum. Hedef fiyatınızı ve stop lossunuzu belirleyerek, daha öncesinde belirleyerek bir kar zarar hesabı yaparak bu işleme girip girmemenin mantıklı olup olmadığını da karşılaştırabilirsiniz. Mesela confirm diyelim, doğrula diyorum. Şimdi open orders bakın burada iki tane emir geldi. Take profit kar al, stop market market ol. Şimdi stop limit emrine gelelim, bir kez daha anlatalım bunu. Şuradan cancel all dedim. Bütün işlemleri kaybettim. Bu market olarak işlem açıyor. Bunun yerine şuradan spot limitten ayarlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Öncelikle stop price yani stop olacağım ilk fiyat. Mesela benim stop olacağım ilk fiyat 47.500'ün altında. 47.500 geldiğinde hatta 450'ye 47.450'ye geldiğinde beni 47.400'den stop et. 47.400'den stop et diyorum. Böyle de hesaplamayı tamamını stop edebiliyorum. Şimdi bu alanda stop price'imi belirledim. Price'imi belirledim. Yani ilk yukarıdaki daha büyük olacak. Bu aklınızda bulunsun. 47.450'ye geldiğinde 47.400'den satmaya başlayacak. Şimdi ben long işlemi baş, long işlemi açtığım için satmaya başlayacak. Bakın satmaya başlayacak. Long işlemi açtı, açtığım için stop olmak için bunu sell short yapmam lazım. Satmam lazım. Bakın open orders geldi. Bu stop limitim 47.400'de satış işlemini gerçekleştirecek. Long açmış olsaydım mesela şimdi şuradan long açtık. 47 bin pardon stop short açmış olsaydım örnek veriyorum. Şuradan short işlemi açtık. 47.780'den short işlemi açtığımızı düşünelim. Şöyle şuradan açtık. Şunun da rengini kırmızı yapayım. Aklınızda kalması açısından. Kırmızı yaptık. Şunu da büyüttük. Şimdi buradan siz eğer bir short işlemi açarsanız 47.788 biz bunu 47.800 diyelim. 47800'den bir short işlemi açtınız. Daha sonrasında bunun üstüne stop limit koymanız lazım. Yani daha yukarıya stop limit koymanız lazım. Şimdi bunu yapalım. Buradan 47800'den short açtığıma göre şuradan 47850'den 47850'den hatta 47900 yapalım bunu. 47900'e geldiğinde 477850'den satmaya başla. Bunun da hepsini bu şekilde seçersiniz. Daha sonrasında Buy Long dersiniz. Şimdi satmaya başladığı için satma işlemini gerçekleştirdiğimiz için Buy Long dediğimizde ne olmuş olacak? İkisi birbirini zıttı yani birbirini götürmüş olacak. Sell dedim oraya gelince alacak ve bu şekilde işleminiz stop olmuş olacak. Longlarken stop'u aşağı koyuyorsunuz, shortlarken stop'u yukarı koyuyorsunuz. Olayın özeti bu şekilde. Şimdi mesela ben buraya tekrardan bir margin ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın giriş fiyatım 47762.500'dü longladığım için bu alan yeşil eğer shortlarsam bu alan kırmızı olması gerekiyor. Şimdi tekrardan bunun üzerine margin ekleyeceğim buradaki kalem işaretine bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında add margin diyor ve remove margin diyor. Margin eklemek istiyorsan bakın 30 dolarım da kalmış burada onu da yazıyor. Buraya bir 10 dolar daha margin ekleyelim dediğimde tıklıyorum ve marjin ekliyorum. 10 dolarlık daha bir marjin eklemiş oldum bu alandan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi entry price'ım bu alanda gözüküyor. Liquidity price'ım bu alanda gözüküyor ve margin ratio yani risk oranı bu alanda gözüküyor ve to total marjinim 29 dolar olarak burada gözüküyor. Boyutu ise 100 190 dolar. Neden burası 190 dolar? Şimdi bakın bu alanda benim marjin eklememe rağmen karım artmadı. Çünkü neden? Marjin eklerken sizin sadece lik price'ınızı düşürür. Yani size kar veya zarar getirmez. Lik olurken buradan marjin eklediğinizde lik price'ınız düşer, aşağı doğru ve bu sayede likit olmazsınız. Siz pozisyona çok güveniyorsunuzdur, ama 3-5 aşağı geçmiştir. Yüksek kaldıraç kullanıyorsunuzdur, hemen marjin eklersiniz ve pozisyona devam edersiniz. Şimdi bakın burada tekrar göstereyim. 40.657'ye 40 geldiğinde benim bütün param bitecek. Hiç param kalmayacak, tamamen sıfır olacak. Eğer ben buna bir marjin eklersem, marjin bakın 47 40.657. Tekrar marjin ekleyelim. Kalan neymiş bizim? 10 dolar daha ekleyelim. Confirm diyorum. Bakın 38.146'ya düştü liquid price'ım. Bu likit demek tekrar söylüyorum. Bu alana gelirse Bitcoin'in fiyatı tamamen paramı kaybedeceğim anlamına geliyor. Şimdi bu alanda entry price giriş fiyatımız anlık fiyatı görüyoruz. Dediğim gibi likidasyon ve görmüş olduğunuz gibi risk Oranında düşmüş oldu. Elimdeki marjin 39 dolar ve bu marjinin boyutu 191 dolar. Normalde 40 dolar açtım, 10x olduğunda 40, 10, 400 dolar olması lazım. Fakat tek seferde açmadığım için bu şekilde e, görmüş olduğunuz gibi 191 dolar şeklinde burada kaldı. Şimdi burada open ordersum var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu order'ı şöyle bir kapatalım. Şimdi bir de marjin çıkarmayı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi marjin ekledikten sonra marjini biz neden ekliyorduk? Lik fiyatımızı daha aşağı çekerek lik olmamaya çalışıyorduk. Şimdi oldu ki iyi senaryo. Para kazanmaya başladık. 100 dolarlık bir işlem açtık. Oldu 250 dolar. 150 dolarını çekip işleme 100 dolarla devam etmek istiyorum. Tekrar buraya tıklıyorum. Remove margin diyorum. Buradan ne kadar çekmek istiyorsam çekebildiğim tutarı çekiyorum ve confirm deyip doğruluyorum. Buradan da görmüş olduğunuz gibi lik price'ım arttı, tam tersi oldu yani. Burada da giriş oranım devam ediyor, size'ım aynı devam ediyor. Yani eklemiş olduğum marjinin buraya hiçbir faydası yok. Sadece lik price'ı aşağı düşürüyor. Risk oranı yükseliyor. Bu alanda görmüş olduğunuz gibi marjin ekleyip çıkarmayı da bu şekilde anlatmış olduk. Peki burası ne işe yarıyor? Buradaki emir tahtası ne işe yarıyor? Adından da anlaşılacağı gibi bir emir tahtası. Buraya bir fiyat girdiğinizde buraya emriniz gelir. Bu alanda tahtada alım ve satım emirleri gözüküyor. Şimdi sat alım emrine geldiğimizde benim emrim burada. Buradaki tahtadaki sıfırları siliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sıfır atıyor. Şimdi onlu değerlere geldiğimizde veya 50'li değerlere geldiğimizde daha fazla işlemi burada görüyorsunuz. Mesela 47 bin, 47 bin 500 nerede? 47.500'e geldiğinde Bitcoin size'ı bakın. 7 milyar 657 milyon Alıcı var bu, bu alanda long işlemine girecek buradaki rakamı küçülttükçe sıfır rakamı artacağı için daha küçük işlemleri görürsünüz alıcıları daha küçük alıcıları görürsünüz mesela 001 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi 58 dolar 1400 dolar işte gibi gibi böyle düşük rakamları görürsünüz aynı görürsünüz aynı şey burada da sell order'da da geçerli ufak satıcıları görürsünüz. Bu alana geldiğimizde ise 100 yaptığımızda da ise büyük satıcıları görürüz. Mesela 49.300'e geldiğinde görmüş olduğunuz gibi şu miktarda bir satış gerçekleştirecek. Emir defterinde anlattık. Şimdi isterseniz bir de kar zarar hesabı yapmayı anlatalım. Bu alana tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi long ve short pozisyonlarında kar zarar hesabı yapabiliriz. Şimdi biz long pozisyonu açtık. Giriş fiyatım neresiymiş? 47.762. 47762 long pozisyon 10x ile. Kaldırıcım da yanında yazıyor 10x diye. Şurayı 10x'e çekiyorum. Çektim 10x'e. Giriş fiyatımı yazıyorum bu alana. 47.762'den giriş yaptım. Çıkış yapacağım alanda 50.000 örnek veriyorum. 50.000 yazdım buraya. Daha sonrasında miktar, quantity bakın size yazıyor. 191 USDT. Hesapla diyorum. Eğer Bitcoin ve bin dolara gelirse PNL'im yani kar edeceğim miktar 22 dolar. Bu da e, oranım 46.86. Şimdi shortta da aynı şey geçerli. Buraya giriş fiyatınızı, buraya çıkış fiyatınızı ve miktarınızı yazıyorsunuz. Burada ise target price var. Görmüş olduğunuz gibi bunu mesela long yaptık ya 10x buradan. Buraya entry price yazıyoruz. 47 662 Daha sonrasında ro şuradaki mesela. PNL raw, e, yazalım. Mesela %10 yazdım. Calculate diyorum. E, fiyat ta, hedef fiyatım benim %10 ROI'la yani %10 riskle e, gireceksen bu işleme benim target price'ımı, price'ımı 48138'e koymam gerekiyor. Bana bu kadar kar yeter diyorum ve bana diyor ki limit olarak o zaman 48138'e koy diyor. Liquidation price diyorum. Buradan isolated seçelim. Long days tekrardan. Daha sonrasında ee, şuradan 10x'imizi açalım. Bakın entry price giriş fiyatını yazalım. 47.762 Quantity 191 Değer, balans ne kadarınız varsa. Mesela 50 dolar yazdım. Ondan sonra calculate diyorum. 42.933'te de lik olacağımı gösteriyor bana. Şimdi son olarak TPSL'yi de anlatalım. Available 31 dolarımız kalmış. Şimdi şu alanda göstermiştim ya şuraya tıkladığınızda bakın target price, take profit, kâr alacağımız ve stop olacağımız alan diye burada göstermiştim. Bunu işleme girmeden direkt TPSL ile yapabiliyorsunuz. Mesela buradan da bir örnek verelim. 10 dolarlık bir pozisyon açacağım. Hemen marketten şöyle 0.01'e geldim. Marketten en üstteki satıcıdan 10 dolarlık alım yapıyorum 10x ile kaçtan almışım 47.791 47.700 47.800 e, gelirse 47.800 hedefim 47.500 47.500 stop olacağım alan diyorum ve long işlemine long yapmak istiyorum çünkü ka kar alacağım alan burası stop olacağım alan burası eğer siz tam tersini yaparsanız short'a short basmanız gerekiyor buy long seçeneğine tıklıyorum ve Open Order'sa görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Şu an kara geçtim ve <laughs> kara geçmişken pozisyonu da kapatıyorum. 12 santim bana hayırlı olsun. Şuradan da pozisyonu kapatalım. Hedefimizi girelim. Şuradan Open Ordus'ların hepsini. Bu arada Open Order'sların hepsini şuradan all deyip tamamını kapatabiliyorsunuz. Bakın hepsini kapattım. Pozisyonu da şuradan kapatalım. Şöyle şuraya hemen bir limit koyalım. Şuradan alıcı defterine geçiyorum. Şuradan direkt İlk Al, ilk almak isteyene limit deyip satıyorum. Daha sonrasında bugünün bu şekilde 12 centlik bir karla işlemin tamamen kapatmış oluyorum. Videoyu kapatmadan önce son kez bir hatırlatma daha yapayım. Lütfen çok yüksek kaldıraç girmeyin. Sağdan soldan duyduğunuz dedikodularla işlem açmayın. Long short işlemi açmak gerçekten çok güzel. Kazanırken çok güzel ama kaybederken de bir o kadar acı olduğu için hem temel analiz hem de teknik analiz konusunda öncelikle kendinizi geliştirin ve daha sonrasında para kazanmanın tadına bakın diyorum. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım tane tane tek tek anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan sorular olduysa yorumlar bölümünde sizi bekliyor olacağım. Kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.